Birazcık önce senden bahsedelim. Tabii. Bir kere söyleyeyim, programınızı daim seyretmeye gayret ediyorum. Eve ulaşabildiğimiz zaman bizim işler malum zor işler. Gece de çalışıyoruz çoğu zaman. Bazen tekrar seyrediyorum, bazen geç saatte geriye alıyorum, seyrediyorum. Şimdi dijital şey kutular mutular biliyorsun. Harika bir program. Yani sosyolojik olarak çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sadece mutfağı öğrenmek değil, aslında iletişim geliştirmek için de çok güzel bir program. Orijinalinden bile daha güzel. Tam bizlik. Yani, kesin çok farklı. Evet, çok farklı. Yani farklı olması başka ama güzel bir de. Evet. Yani orada daha kompakt, daha hızlı bir şey evet, olup evet, bitiyor evet. falan. Bir seçiyorlar, gönderiyor. Siz de bir karakterleri derinlemesine tanıyoruz. Aslında onların biraz hem yaptığınız iş hem sizin donanımınız, bilginiz, görgünüz sayesinde dönüşümlerini de seyrediyoruz. Yani gelen geldiği gibi çıkmıyor. Evet. Daha incelerek, daha çok şey öğrenerek, kişiliğini daha da farklı noktalara taşıyarak, geliştirerek o açıdan tebrik etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca çok beğendiğim sizden bir şey daha... Da büyük olur benim ne için. Demek? Ayrıca bir şey daha ifade etmek istiyorum. Yani üçünüzün de, üç şefin de çok şefkatli olması çok dokunaklı bir şey. Yani gerektiği kadar işinizin gerektirdiği, raconun gerektirdiği kadar sertlik ama esasen hep böyle bir babacan, abi gibi, baba gibi davranmanız da çok hoş bir şey. Bence çok güzel örnek oluyorsunuz. Umarım uzun yıllar çok başarıyla devam edersiniz. İnşallah, vallahi iyi gidiyor. Beşinci sene. Mutlusun sen de değil mi? Çok mutluyum. Zor bir iş çünkü yaptığınız. Tabii tabii, çok zor bir iş ve çünkü aynı sizin yaptığınız bu iş gibi bir senaryosu yok, hiçbir şey yok. Evet. Bir de bizler sizin gibi usta oyuncular da değiliz, neyse koyuz yani, kendimizi oynuyoruz sadece. O yüzden ve bunu sürekli yapmak ve günlerce yapmak hiç kolay değil ama müthiş bir ekip, müthiş bir enerji. Çok sıkı, o yüzden bir ensemble var. Evet. Çok evet. Açık. Buraya çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bravo. Alkışlıyorum, el sallıyorum. Bravo. Somer Şef'le görüşebiliyor muyuz? Burada mı kendisi? Tabii ki, tabii ki. Geldi ve iyi bir hikayeyle başladık. Peki sence yetenek doğuştan mı gelir yoksa kazanılabilir mi sonra? Mutlaka abi. O kodlamaya inanıyorum ben. Yani o bir doğuştan gelen bir şeyler bir şey var. Ama o yönlendirme çok önemli. Yani isteğe yetenek ve istek balansını çok iyi tutturmak özellikle çocuklarda çok önemli. Yani evet. Bir salmak zaten biraz önce de söylediğin gibi çocuk o plastik orga gider yani. Sen gider. Ona o ortamı verirsen. Evet. Bir şeyler atarsan o zaten seçiyor yani. Onların sezgisi bizden sen çok daha güçlü. Sen de seyret. Bizden çok daha güçlü. Yani çocuğun sezgisi bizde seyret, gözlemle. Bizde yok ki. Ne yapıyor? Sana sürekli işaretler evet. veriyor. Biz kapanmışız hep yani. Aman yapma evet. oğlum, aman etme oğlum. Ona evet. dokunma, buna dokunma. Evet. Çocuğun sezgisi o değil yani. Dokunuyor, anlıyor. Sevmekle acımayı, korumakla ket vurmayı evet. falan evet. çok birbirine karıştırıyoruz. Halbuki çok... Evet, çok büyük hikayeler, her bir çocuk çok büyük bir hikaye ve o hikayeyi ketlememek lazım, durdurmamak lazım. Yetenek bütün engelleri aşar mı? Çok önemli bir, en önemli silahlardan biridir. Engelleri. Peki bütün engelleri aşar mı? Aşamaz yani, çok zorlanır yani. Ön yargılar, kurallar, toplum baskısı, hele ki bu yetenek çocukluktan geliyorsa, aile desteği burada veya bir büyük desteği, her zaman da aile olmuyor bazen de. Öğretmen oluyor. Yani birisi oluyor. Tabii. Bir yol gösteren oluyor. Tabii tabii. Bir öğretmen her şeyi değiştirebiliyor. Evet. Bütün akışı değiştirebiliyor. O açıdan birileri yani bir büyük büyüğün de desteği olursa, hafif bir ittirmede olursa zaten o yola doğru gidiyorsun yani. Senin maceran nasıldı? Sen küçükken yeteneğini keşfedip o konuda yönlendirildin mi? Desteklendin mi? Benim bir öğretmenim var. Benim çok başarısız bir öğrenci. Çok başarılı başlayıp ondan sonra 15 yaşında bir kıza aşık olunca lan bu başarının hiçbir faydası yok deyip hiçbir yani kızın hiç umurunda değil benim aldığım notlar. Evet. Okulun en serserisiyle beraber oluyor. Evet, evet. Çünkü herif iyi basket oynuyor. Yani, ona ne matematikten kaç aldığından yani. Yani. Doğrusu da odur zaten yani. O adamı seversin o yaşta. Öbürünün kıymeti daha ileride anlaşılır. Yani şimdi, evet evet. Şimdi yani, atletik olan parayı alır. Onu evet, aynen öyle. Yani iyi olmanın çok prim yapmadığı yaşlar o yaşlar. O da seni tabii diğer taraflara yani gözlüğü falan atıyorsun o sırada. takmıyorsun artık gözlüğü. Başka şeylere yöneliyorsun ama. Yo görüyorum falan. Alakası var. Potayı gösterin sadece falan. ama o arada yani o boşluğun arasında bizim okulda bir kültür edebiyat öğretmenimiz vardı. Yeni rahmetli oldu Gaye Barlas diye. O bana çok ciddi yollar açtı. Allah rahmet eylesin. Herkesin bıraktığı yerde o tuttu yani.
okuldan atılmak üzereydim. Bir yeteneğini mesela, fark etti mi? Evet, yani dedi ki senin konuşman, anlatman şeyin dışında. Ya o da besliyor tabii yani. Aşık olabilen adamda mutlaka bir edebiyat olur. Yeteneği vardır yani. Yoksa kütük ne kadar aşık olacak yani. Evet. O yüzden o çok besledi onu. Yani beni kültür edebiyatı aldı, tiyatroya başlattı. Ve oradan yürüdüm, bayağı yürüdüm orada. Peki kariyerine, esas kariyerine giden yolda aileden destek nasıl oldu? Genelde... Yani sen Avustralya'ya kaç yaşında gittin? 25 yaşındaydım. 25 yaşında evet. Giderken sen bir şef ya da şef adayı o yolda birisi miydin? Yoksa direkt bir maceraya gittin, oradan şef olarak mı döndün? Yani çok iyi otellerde, çok iyi restoranlarda, yurt dışında da, yurt içinde de stajlarını yapmış. Hmm. İyi bir otel işletmeciliği okumuş ve yiyecek içecek işletmeciliği okumuş. Mutfağa da girmiş, barına da girmiş, her yerinde de çalışmış. Bazını da annemden almış. Tabii. Annemin restoranları, barları vardı. Oralarda çalıştım. Onların işletmeciliğini, yönetimini görmüş. Genç 25 yaşında annemin restoranının düşüşüne, iflasına şahit olmuş gibi genç için en büyük kazançlardan biridir o yaşta. İflas etmek, onu görmek, onunla oynamak, onunla eğlenmek. Acı ve değerli bir tabii deneyim. Tabii ki. Genç yaşta iflas etmek kadar bir insanı büyüten bir şey yok iş konusunda. Onu da görmüş birisi olarak. Tamamen beni bir salın kaçışıydı o. Yani baktığın zaman... Sivrikülah gittin değil mi oraya? Hiç kimse yok. Hiç kimse. Seni karşılayan yok. Hiç kimse İşlerini yok. Kolaylaştıran kimse yok. Somer'cim, İstanbul'da restoranınız vardı, fıstık gibi bir ailenin aslan gibi oğluydun, gel burada da şu pozisyona gir filan diyen yok. Gittin oraya. O kadar yok ki. Yani Avustralya çok sistemli bir ülke olduğu için, az insan olduğu için ve Anglo kültüründen geldikleri için çok inanılmaz sistemli bir ülke. O kadar yok ki. Yani ben havaalanında indiğimde, orada bir öğrencileri karşılama ofisi gibi bir yer var havaalanında. Oraya gittiğimde, ben geldim dediğinde, taksiler şurada dediler, dedim. Yok öyle değil yani, ben geldim yani, bir yere kalmam lazım bir şey. Yani ben buradayım. İnanamadı kadın yani. Nasıl dedi yani? Otelin yok mu, kalacak yerin yok mu, seni alacak yok mu? Nasıl gideceksin dedi yani, dert etti. Hangi akılla geldi? Ne işin var burada diyor neredeyse. Tabii yani. Tabii. O kadar yoktu. Metodolojinin çok gelişmiş olduğu bir ülke. O kadar cesaret yoktu değil mi? Evet. Yani bazıları cahil cesareti. Evet, evet öyle tabii ki öyle. Genç cesareti yani. Evet. Ben şu anda cehalet düşünüyorum. O zaten. Evet, yoksa tabii. Okuma yazma bilmiyorum. Hayat cahili olmak yani. Ve iyi ki yapmışım yani. İyi ki yapmışsın. Kaç sene kaldın? 25 sene. Yani hala oradayım aslında. Hala oradasın evet. Restoranların orada, çocuklarım orada. Çocukların orada. Hala düzenim orada, arkadaşlarım. Buradaki restoran psikolojine tutunabilmek için açtım. Burada evim şey, evet. Yani bir köklenmem lazım artık. Çünkü çok zor buluyorum onu. Yani. Hiçbir yere köklenmemek bir yaştan sonra rahatsız ediyor. Bir yaşa kadar hiç rahatsız etmedi. Ama evlatlardan bir kızım bir oğlum var. Bir kızım bir oğlum. Onlardan uzak olmak da tabii çok büyük bir felaket. Evet en büyük zorluk o. Onlar için de senin için en de. Büyük zorluk o. Peki fedakar birisi misindir? Olduğumu düşünüyorum ama şunu sevmiyorum. Yani hiçbir anne babanın çocuğuna dönüp de ben senin için bunu yaptım demenin çok ağır bir yük olduğunu düşünüyorum. Onun konuşulmaması gereken bir şey. Yapmasaydın. Cevabı... Çünkü çocuğun her zaman cevabı budur. Tabii. Yani çünkü... Ben onu sordum. Tabii. Çünkü onu zaten senin görevin aşağı yapmaktır. Yani benim babam da çok fedakar bir babaydı göstermeyen. Bir gün baba olduktan sonra o fedakarlığın farkına vardığımda dedim ki ben sana bunu nasıl ödeyeceğim? Bana dedi ki bana ödemeyeceksin. Çocuğunu ödeyeceksin. Yani bana ne ödeyeceksin yani? Aşağı ödenir. Süper. O. Aşağı doğru ödersin yani. Peki Somer, çocuklarına dönelim mi? Nasıl aran onlarla? İletişiminiz nasıl? İyi. Tabii uzaktasın. Evet. Uzaktayım ve yaklaşık 4 yıldır yarı zamanlı uzaktayım. Bazen onlar geliyorlar, bazen... Uzun gelebiliyorlar mı? Bir de Avustralya'da çok gelemiyorlar. Bilmem kaç saat. Evet. Hem zaman olarak hem de onların tabii okulları çok daha farklı bir sistemleri var. Kış yani o Noel tatilleri uzun. Ki o bile çok uzun değil, 8 hafta. O aralar geliyorlar. Bir yerlerde buluşuyoruz. Yemek yapıyorlar mı çocuklar? Yapıyorlar, iyidirler. Doğru söylüyor. Kız iyidir. Oğlan hiç. Oğlan anlamaz, kız iyidir. Senden mi, annesinden mi öğreniyor?
Ya benim tabii ki annesinden öğreniyor. Benim şimdi yok. Şimdi artık o espriyi yapabilecek zamandayız. Eski eşlik de olsa ama benim biraz başarılı olduysam bunda eski eşimin çok katkısı vardı. Çünkü hiç yemek yapamaz. Hepimizin başı. Hiç yemek. Yani aç kalırdık. Aç kalırdık. Açık dedikodu çok ayıp. Aç kalırdık. Evlatların annesi yapmıyor. Yumurtayı yer atarak mı kırabiliyor sadece? ama şunu da söyleyeyim, tek eksiği de olan bir insan özellikle. Onun dışında. Olarak, onun haricinde müthiş bir anne, müthiş bir yoldaş ama işte hayat. Ya evet, elbette. İnşallah o da çok mutlu olur. Evlatlarınız olur. İçin zaten her zaman muhakkak tabii, ki tabii, görüşüyorsunuz, tabii. Arkadaşsınız falan. Peki senin çocukluğunla çocuklarının çocukluğu düşünüldüğü zaman hanginiz, sen mi daha şanslısın, onlar mı daha şanslı? Onlar daha şanslı. Benim çok da kolay bir çocukluğum olmadı. Benim annem babam 4-5 yaşında ayrıldılar. Ve normal normların dışında ben babamla yaşadım. O yüzden de babayla yaşamak biraz daha farklı yani. Sen ne diyorsun ya? Üvey babaya kabullenebiliyorsun da üvey anneyi kabullenmek çok da kolay olmuyor. Zor da bir ilişkimiz vardı. Yani iyi bir ilişkimiz yoktu açıkçası. Anladım. Ama o da geldi geçti. O da beni büyüttü. O da benim sınavımdı. Farklı olmamız çünkü... Onun da bir katkısı muhakkak olmuş. Ya şöyle bir şey yaşıyorsun. Hayatını 3 evde geçiriyorsun ve hiçbiri senin evin olarak benimsediğin evler değil. Yani annemin evi, babamın evi, anneannemin evi. Her yerde misafir gibi. Şimdi ondan sonra hayata seni o öyle bir hazırlıyor ki. Avustralya'daki çünkü misafirlik o kadar koymuyor o zaman. Ondan diyorsun. Sonra Avustralya'ya da tek başına gidersin. Mars'a insan göndereceğiz dediğin zaman da elini kaldırdıktan sonra sorarsın geri dönüyor muyum diye. Tabii. Önce bir gideyim dersin yani. Tabii. Çünkü onu yaparım diyorsun. Yani beni dünyada paraşütle bir yere bırak, ben orada yaşarım. Yaşarım, bulurum bir yolunu yani. Tabii. Yani biraz şey ya, anne evinde misafir, baba evinde misafir, anneanne de misafir, Avustralya'da misafir. Şimdi Türkiye'ye döndün, gene misafir çünkü yarısı orada filan. Ama sen de dünya vatandaşısın yani. İşte biraz da böyle bir karakterin gelişimine böyle bir katkısı olmuş. Çok da kötü bir şey değil belki de. Yani çünkü dünyada da misafiriz sonuçta baktığına. Peki aidiyet meselesiyle ilgili bir sorunun var mı? Var. Gittikçe de daha çok olmaya başlıyor yani. Peki nasıl? Yani mesela aidiyeti ben çeşitliyorum. Coğrafi bir yere, toprağa bağlı bir aidiyet var. Bir de insanlara aidiyet hissetmek var. Şimdi senin evlatların var. Hala iyi ilişkileriniz olduğu anlaşılan eski eşin var falan. Ailem var. Yani bir şekilde aidiyet sorunun olmayabilir. Onun için soruyorum. Coğrafi aidiyetim yok. Yok değil mi? Yok. O yok hakikaten. Ama tabii kendime adadığım insanlar var yani. Mesleğin de var. Mesleğim var. Çünkü çok iyi yapıyorsun. Mesleki aileme de çok büyük bağlılığım var. Mesleki aile. Yıllardır tabii. Benimle çok beraber olan. Çok geniş bir aile var. Tabii. Yıllardır benimle beraber olan ve bu hayatımızın seçilmiş aidiyeti. Tabii. Yani çok kuvvetli. Oradaki başarıya olan bir aidiyet var yani. Restoranların iyi gitmesi, orada çalışan insanların mutlu olması, bu tip aidiyetlerim var. Babanla ilişkin nasıl? Çok iyi. İyi. Çok iyi. Hala yani küçükken değil zannederdim. Hep bir yani şeydir, mesafelidir. Rekabet meselesi mi? Rekabet değil. Pek rekabet hiç değil hatta. Çünkü hiç o rekabete girmedim. Çünkü annemin, yani anneden doğan bir şey ya o rekabet. Evet, evet. O rekabet olmadı bende. Hatırlamıyorum çünkü. Yani yok başka yani hayır. Eril, yani baba oğul gerilimi biliyorsun. Var tabii. O, ölümsüz bir şey. O her zaman var. O onu yeni kabul etmeye başladı. Sağ değil mi? Sağ. Allah de. Uzun ömür versin. Allah İkisi de sağ. Versin. O konuda çok şanslıyım. İkisi de sağ ve sağlıklı. Ve güzel hayatlar, güzel yaşlanıyorlar. Üvey annenle şimdi büyüdün daha iyidir aranız. Yok, onu orada koptu o yani. Orada koptu kaldı. Yolu açık olsun. O da mutlaka kolay bir şey değil. Onunki de kolay değil. Bu aslında çoğumuzun yaşamakta olduğu bir şey. Yani bu ikinci aileler. Yani bunlar... Bu konuyu biraz açabilir misin? Ya? Bu, sen değerli bir adamsın. Yani. Üçüncü üvey babama çok müteşekkirim. İkincisi kötü bir adam değildi, iyi bir adamdı ama mesafeliydi. Bir de daha çocuğu olmamıştı. O yüzden babalığı bilmiyordu. Yani başka birinin çocuğuna stajını baba olmak. Sen de yani benle yapmasına gerek yok. Çünkü hafta sonları oradaydım. Öyle yapmadı. Doğru. Onu yapmamayı seçti. Ben de bundan hiç rahatsızlık duymadım. Çünkü öyle bir rol model aramıyorum. Benim babam evde 5 gün babam var zaten. Evet, yani. Evet. 2 günde olmayıversin. Onu da öyle aramadım. Öyle çok şey bir ilişkimiz yoktu. Mesafeli ama sağlıklı bir ilişkimiz vardı. Fakat sonra hayatıma bir adam girdi ki
Altın Günpınar diye isminde söylemek istiyorum. Kendisi Selahattin Pınar'ın yeğenidir. Ve Valide Hanım'ın üçüncü eşi mi? Valide Hanım'ın üçüncü eşi. Altın abi benim hayatımı aldı, çevirdi, bambaşka yerlere soktu ve iyi ki geçti hayatımdan. Onu maalesef kaybettik geçen sene. Sağ olun. Onun iki oğlu benim, öz kardeşim. Öz kardeşlerim. Çok değerli bir adamdı, çok kıymetli bir adamdı. İnsan kendi kaderini değiştirebilir mi Somer? Üçüncü hikayemi geçiyorum yavaş. Mutlaka. Nasıl? Yani kader gayreti... Bir kader vardır. Tabii. Evet. Yani. İnanır mısın? Kader gayretini aşığıdır mı, gayret kaderini aşığı mı? İkisinden biri ya. İkisi de olur. Yerine göre ikisi de olur. Gayret önemli kader çizgini değiştirmede. Yani gayret edersen etkilersin. Bence şöyle denebilir yani. Gayret kaderin ayaklarıdır. Koşan evet. Ayaklarıdır, dünyanın evet. Ayaklarıdır. Evet. Soner Şef... bir tekrar görüşebiliyoruz değil mi? Burada geldim. Türkiye'de okuduktan sonra kalktın Avustralya'ya gittin. Bu noktada kaderinin değiştiğine inanıyor musun? Kader, gitmenin. Hiç kader değiştirmek için gitmedim abi. O konuda yalan söylemeyeceğim. Yani ben gitmemiş olabilirsin ama. Ha yani değiştirir canım. Değiştirmez olur mu? Değiştirmez olur mu? Yine tesadüfler eseri. Avustralya yani öyle ben Avustralya'ya gideceğim diye de gitmedim. Hatta Avustralya'ya gideceğimi de bilmiyordum. Ben bir çıkmam lazım diyordum. Çünkü annemler bar restoranı sattı. Patlattılar. Bodrum'a yerleşiyoruz. Hadi sen de başının çaresine bak dediler. Ben de kaldım ortada. Yani yoluma baktım. Ben de yoluma baktım ve bir sürü arkadaşım gidip de okumuştu dedim. Bir göreyim yani. Bir Amerika'yı göreyim, İngiltere'yi göreyim. Hiç Avustralya kafamda bile yok. Avustralya nasıl? Şeyin karşısında, Çiçek Pasajı'nın karşısında İngiliz kültür vardır. Evet. Kız kardeşim benim Canterbury'de, Kent Üniversitesi'nde okuyordu İngiltere'de. Dedim ki onun yanına yani oralara bir yerlere gideyim en azından. O oraları biliyor diye. O üniversitelere işte kayıt olmak için alman gereken İngilizce yeterlilik sınavları falan var. Onlar için gidiyorum, geliyorum. O şeyin de İngiliz kültürünün de altında böyle kulübeden derme çatma, öğrenci büroları gibi bir şeyler var. Evet, danışma büroları. Danışma büroları. Gidiyorum... İnternetten falan önce faksla yolluyorsun, tabii. Cevap bekliyorsun, 7 gün sürüyor. Hemen de cevap alamıyorsun falan filan. Gelmiyor istediğim hiçbir yani bir okuldan bir yüksek lisans yapacağım. Gelmiyor. Zaten şeyim de belli, akademik kariyerim böyle parlak bir kariyer de yok. Yani alacakları bir şey de yok. Notlarım gayet anca geçmişim. O sırada oradakilerden bir tane hoş da bir kadın var dedi ki... sen de gidiyorsun geliyorsun ne yapıyorsun burada işte dedim test alıyorum İngiltere'ye gideceğim. Gel dedi sana Avustralya yolluyorum ben Avustralya satıyorum. Dedim ki ya almıyor beni kimse yani. Dedi ya Avustralya alır. Yani onlar istiyor öğrenci istiyorlar falan filan. Ondan sonra dedim ki ya sen beni buradan çıkar bir ay içine çünkü belli bir zamanda da çıkmam lazım. Ben dedim her yere giderim yani İngilizce konuşulan her yere giderim. Tamam dedi yani ben de kabul ettim. Ondan sonra Avustralya'ya yolladılar. Bir hafta içinde yani 15 gün önce benim yurt dışına çıkma hevesim varken 15 gün sonra ben uçakla bavulla Sydney Havalimanı'nda iniş yaptım. Şöhret olmak ne demek? Hele ki televizyon şöhretiysen çok zaten geçici sabun köpüğü bir şey. Yani, öyle mi? Yani benim için öyle. Ya ben şimdi bugün program bitse ne yapacağım? Yani restoranına döneceksin. Restoranıma döneceğim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Diziye mi gideceğim? Restoranıma döneceğim. İşlerimi devam ettireceğim. Çünkü öbür tarafı da var yani bir taraftan evet gittikçe popülerleşirken diğer taraftan da kategorizasyonda biraz eksik kaldığın yer oluyor dükkanda duramıyorsun. Yanlış yapılan şeyleri görüyorsun bedeller düzeltemiyorsun. Bedeller var değil mi? Ödediğin ciddi bedeller var yani kendi seni oraya getiren mesleğine gerekli zamanı ayıramıyorsun aynen artık eskisi kadar. Ben bir gün dönersem yine çok mutlu olacağımı biliyorum. Tabii. Çünkü beni o yapmadı. Çok güzeldi. Çok güzel bir şey yaşadım. İyi ki de yaşadım. Ama Jim Carrey demiş galiba yani keşke herkes 15 dakikalığında meşhur olsa da bunun hayatta ne kadar anlamsız bir şey olduğunu görse diye. Evet Andy Warhol 15 dakika herkes meşhur olacak demiş. Evet. Jim Carrey de bir 15 dakika olun da sonra. Olun da görüşürüz ondan sonra demişti. Evet. Yani o güzel çok güzel bir şey ama olduğu gibi almak lazım. Peki biraz bu şöhret meselesi üstünden yürüyelim. Şöhret kalmak bir sıkıntı. Şöhret kalmaya çalışmak bir sıkıntı.
İşini yapıp da şöhret olmak çok güzel ama orada kalmaya çalışmak çok güzel. Kalmaya çalışmak kötü, yani, korumak güzel tabii, olan tabii, değil mi? Tabii. Yani işini yaparak güzel, işini kendi yapmak hayatını güzel, yaşayarak tabii. Bir yandan o seninle birlikte birisi. Çok katılıyorum buna. Cüneyt abi, hayatına doktor olarak devam etseydin nasıl olurdu? İdolünün yerine kendini koyamazsın sonuçta. Çok zorlanıyorum şu anda bir kere yani. Fahrettin Cürekli Batur. Evet. Doktor. Giremiyorum. Evet. Giremiyorum içine ama bu kadar sevilmek herhalde. Her kula nasip olmaz. Her kula nasip olmaz. Yani herkes tarafından sevilmek, bu kadar sevilmek, bu kadar beğenilmek. Doktor olarak yüzden... devam etseydin de belki sevilirdin ama çok sevilirdin ama evet, belki bu derece büyük kocaman bir kucak hiçbir zaman bulamayabilirdin. Türkiye'nin kucağında salladı Türkiye seni yani. Tabii. Yani en büyük jönümüz. Betül ablayı, Betül Hanım'ı da analım. Gerçekten de söylediğin gibi hani gerçekten arkasını bir dağa yaslamış, Betül Dağı'na yaslamış Cüneyt Arkın. Ve o savaşlardan, o badirelerden canlı çıkmış kaybetmeden. Çok da pırlanta gibi iki evlatları var. Onlar da çok güzel insanlar. Nefis bir aile değil mi? Her müthiş şeye rağmen diye buna denir galiba. Müthiş, değil mi? Müthiş. Sen de bir Cüneyt Arkın hayranısın. Hatta annenin soy ismi Malkoç. Evet. Sen küçükken kahramanım dermişsin değil mi annene? Malkoç olduğundan dolayı. Ben, doğru mu değil mi? Evet. Bizim soy Malkoç ve bütün dayılar da Malkoçoğlu Bali Bey'den geldiğini soyumuzun söylüyorlar. Öyle çok o tip araştırmaları çok ilgilenen birisi değilim. Yani çok geçmişte çok fazla işim olmuyor genelde. Dünya ama. Evet. Ama böyle bir şeyin olasılığı beni çok mutlu ederdi. Ama beni hep Bizanslı yaparlardı. Çünkü diğer kuzenlerin hepsinin soyadı Malkoç olduğu için. Yani Malkoç olduğunda bir de Bizanslı lazım. O yüzden anneannemin böyle puf yastıkları vardı. Onu takıp ben Bizanslı olurdum. Küçükken yapılı mıydın? Yok, bu kadar yapılı iriydim ama çok da öyle yapılı değilim ama ben hep Bizanslı oynadım abi. Öyle mi? O yüzden hiç Malkoçoğlu olamadık. Tamam. sen de mutfağın Malkoçoğlu. Eyvallah. Peki Cüneyt abiye saygılarımızı sunuyoruz. Nur içinde yatsın. Çok güzel bir insan. Dayımın da çok yakın arkadaşıydı. Öyle mi? Tabii tıp fakültesinden. Evet. Kendisiyle tanışıp hayatımda yani... Sen şey dedi bana kendisi. tanıştım ya dedi oğlum dedi ya bir saat baktım. Yani, ama hiçbir şey böyle yani hayatında yani hayranlığın bu kadar büyük oldu. Bir saat Uludağ'da bir otelde. Aranızda perde olup olmadığını düşündün mü? Hiç ya, umurumda değil. O da arada bir bana bakıyor. Tabii o çok alışık tabii böyle bir şeye de. Arada bir bakıyor en son da çocuğum git bir su falan iç bari dedi. O bile rahatsız oldu yani. Bu kadar her şeye alışık adam. Sevgiye alışık adam. Çocuğum git su iç dedi. Evet evet. Ne kadar alışık olsa da doyulmaz bir sevgi bu arada tabii değil mi? Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Peki, bitirmeden önce sana birkaç şey sormak istiyorum izin verirsen. Bulunduğun yerden, geldiğin noktadan mutlu musun, memnun musun? Sınıfı geçtin mi? Durumun nedir? Çok çok sorgulamıyorum onu ya. Yani onun bir kendine karne vermemeli var. İnsan. Başkaları vermeli. Peki, tamam. Peki. Sen ama, memnun musun onu sorayım. Memnunum. Yani savaşa devam, mücadeleye devam. Hala büyük planlar, uzun yollar var mı? Var değil mi? Gitmiyor. Zaten sen çok gençsin daha. Yani. Yok o kadar da değil ama var yani. Bizim yok. Meslek için çok da değil mi artık? Bizim meslekte bir yeni jenerasyonun giriyorlar zaten. Peki senin çocukluğundan kalma böyle bir hala içinde bir yerde arada bir kuytudan kafasını çıkartıp bakan bir travman var mı? Çocukken de çok kendi dünyasında yaşayabiliyordum. Çok kolay geçmedi yani babamla yaşarken çünkü hem babayla yaşıyorsun hem babaya hayranlık var hem bir üvey anne var babanın olmadığı zamanlarda çok da hoş bir yaşamın bir zamanın yok ama baba geldi mi de onu konuşamıyorsun. Hazır o konuşamama bahsediyorsun evet, babandan zaten. O konuşamama çok yaralıyordu beni ve ben babamla hep çok mücadele ettim. Ne zaman ki mücadeleyi bırakıp baba olduktan sonra anladım ama onu. Hmm. Oğlum seçimini yapmış ve şu anda da aramız çok iyi yani. Çok iyi bir dostluğumuz, iyi bir arkadaşımız. O dönem babaları yani baba yani tutumu için mi konuşmak zordu? Yani böyle bir babalık mesafe falan çok dokunmamak, evet. Sevgiyi açıkça gösterilmek aslında çoğumuzun yaşadığı bir şeydir. Işte, evet sert bir adam değildi ama Saint Joseph mezunu. Onlar biliyorsun birazcık. Hayata karşı onlar metodik olurlar biraz. Prensip evet. En çok kullandıkları kelimedir.
belli bir metodoloji içinde yürütürler hayatlarını. O yüzden de o öyle bir adamdır. Hala da öyle bir adam. Hala da kendisi de çok mutlu, barışık. Küçük bir travma göz kırptı ama. Evet, evet. Tabii var var. Olmaz olur mu? Yani, benimki yaşamıyor. Yaşasa hala hesaplaşabilirdik. Evet, evet. Çok... Yok yani ama hesap, o hesaplaşmayı anlıyorum tabii. O hesaplaşmayı yaptık ve güzel, şu anda çok iyiyiz. Çok iyi. Şu anda ben hatta şöyle bir şey, ben çok açıklıkla hiç anlatmadığım bir şey anlatayım o zaman. Lütfen. Size. Babamın evine gittim. Benim çok medya olarak da herkesin bildiği bir olay. Eşimle ayrılacağımız, hatta medyaya yansıdığı kadarıyla aldatma olayın iç yüzü öyle değil ama neyse. Öyle bir şey oldu ve ben babamın evine gittim. Babam bana dedi ki, şimdi dedim ki eyvah, bu öğrendi. Daha çıkmamış hiçbir yere ama öğrendi, anladım öğrendiğini. Ve benimle yüzleşecek. Ondan sonra dedi ki, sonra işte gel otur falan. Babam aynı Cüneyt Bey gibi annemle iki kere evlenmiş. Evlenmişler, boşanmışlar. Sonra işte çocuk var diye bir daha evlenmişler. Gene olmamış, gene boşanmışlar. Sonra bir kez daha evleniyor, sonra bir kez daha boşanıyor. Üç kere evlenip boşanmış. Dedi ki, oğlum dedi, ben sana yapma bunu, yani evliliğini bitirme desem ne dersin dedi. Baba hadi ya derim dedim. O dedi ki, hah dedi, yani ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bana diyorlar ki, Somer'le konuş. Yapmasın, etmesin. Çok güzel bir yasak yani. Çok güzel yasak sağlamış. Yani. Ben de bunu söylüyorum. Ben ne diyeceğim adama diyorum dedi. Ama ben babalık görevim ya, bak sorun olursa ben konuştum seninle dedi. Tabii tabii. Oradan bir 8 saat süren, oradan da açılmalı bir 8 saat süren çok güzel bir yüzleşme yaşadık. Ve o ilişkimizi çok daha sağlıklı bir hale getirdi. Çok güzel. Çok güzel hikaye. Evet. Peki şef olmasaydın ne olurdu? Ne isterdin? Ne tercih ederdin? Ben şef olmadan bulmuş adamsın tam diye. İşte biz ÖSS, ÖYS zamanında mağdurlarıyız. O zaman işte sıralamalar vardı. Şimdi nasıl çok bilmiyorum. Çocuklar da yurt dışında okuduğu için. Ama o zaman sıralamalar yapıyordu. O sene de ilk kez Akdeniz Üniversitesi'nde, hiç unutmuyorum, sinema televizyon bölümü açılmıştı. Babam da dediğim gibi pragmatik bir adam olduğu için dedim ki baba ben sinema televizyon okumak istiyorum. Dedi ki oğlum dedi, ne yapacaksın? O zaman da hiçbir şey yok. TRT'ye memur mu olacaksın dedi. Devlet memurluğunu yapacağım dedi. Ondan sonra ben dedi turizm yaz. İleride bir otel açarız, bir pansiyon açarız. Vizyoner bir adamdır. Bir otel açarız, bir pansiyon açarız. Onları işletirsin. Katkın olur yani. Evet. Tabii bir iş yaparsın dedi. Elle tutulur bir iş yap dedi yani. Böyle sanat manat bunlar. Daha öyle bakmıyor hayat. O yaştayım, eyvallah dedim. Tamam dedim. O şey yazdım, üste yazdım yani turizm otel işletmeciliğini. Ve onu kazandım yani, puanım 2 sene etmesi ama onu kazandım. Ondan bir aynı zamanda da Akdeniz Üniversitesi'ne giren arkadaşlarım oldu. Ondan bir sene sonra işte Magic Box'la hayatımıza özel televizyonlar girdi. Ve o bölüme gidenlerin hepsi daha şey olmadan, mezun olmadan maaşları ödenip işe alındılar. Çünkü yok, kimse yok yani. Ey baba. Ve inanılmaz bir patlama, inanılmaz bir sektör oluştu Türkiye'de ve ben bunu hep şeyde, yani çok hayatta pişmanlık duyan bir insan değil.